Standartları Ayarlama Enstitüsü'nde bugün domates çorbası. Evet. Domates çorbasının temel standartları. Temel standartlarını evet. belirleme üzere değerli dostum Mete Unduk ve ben Kaan Çaydam'la burada huzurlarınızdayız. Evet. Değerli dinleyenler. Ben izinle şunu anımsatayım. 1997 yılı Aralık ayı içinde evet. sabitlenmiş standarttır. Domates çorbası standardı. Evet. Evet. İlk konuştuğumuz günün evet. tarihi burada önümde yazılı. Evet, evet. 1997 Aralık'ta ama, sabitlenmiş standart. Ama demek standart. Ki bunları tekrar çünkü çok deformasyon, evet. çok Tabii. standart dışı. Tabii şeyler. Insta, Faiz, YouTube. Her hıyarım var diyene tuz dolu koşmacılık. Koşmacılık. Koşmacılık sonucu bu noktalara geldi. Yani domates çorbası meselesindeki bu savrukluğa ki yani 1999 Aralık ayında belirlediğimiz standartlar uzun bir dönem bu konuda bir düzen sağlamış olsa da artık ipin ucu kaçmış durumda. Dolayısıyla bugün belki 11. Nüsa'da standart nedir? Standartlar nasıl belirlenir? Yüksek standart nedir? Standart nedir? Standart düşürmek nedir? Gibi konularda daha geniş konuşabiliriz ama bugün direkt ben vaktimizin de daraldığını görerek. Çünkü bu aşağı yukarı bize Kaybedenler Kulübü standartları belirleme enstitüsü masa şefliği tarafından verilen 1,5 dakikalık bir süre içerisinde halletmemiz gereken bir evet, konu. Evet maalesef. Standartları belirlemenin temel noktalarından biri bunu kategorize etmektir. Ama önce domates çorbası nedir? Bu konuya bir açıklık getirelim. Evet. Ki genel yani standartları bozan genel davranış biçimi de buradan kaynaklanıyor. Domates çorbası bir un çorbası değildir kardeşim. Evet domates çorbası domates çorbasıdır. Evet. Şimdi temel soslardan biri olan yağ ve un kavurarak elde edilen bulamacı, süt ve sütle açarsınız başamel. Evet. Buna gebertilmiş patlıcan eklerseniz hünkâr. Hünkâr. Hünkâr evet. beğenir çünkü hünkâr böyle beğenir. Bir şeyi. Gibi çoğu olan. Eğer bunu sadece suyla açarsanız terbiye dediğimiz. Terbiyesini vermek dediğimiz. Evet. Dolayısıyla bunu un çorbası dediğimiz bu temel sosun ki düğün çorbasından tavuk suyuyla açarsanız evet, düğün çorbasına düğün gider. Çorbası, çok savruk bir alan yani hakikaten neresinden dokunsak elimizde kalan bir konu bu. Evet. Fakat bugün domates çorbasına odaklandığımızda domates çorbasının bir un çorbası olmadığını öncelikle ifade etmek isterim. Tabii ki. Bugün yaşadığımız temel problemler domates çorbasının salçanın suda açılmasıyla evet Amir yaşadım birebir yaşadım. Yani. Bu ne ya? Bu vakalarla karşılaşıyoruz. Özellikle ülkenin doğusuna doğru gittikçe biber salçasına domates salçasına biber salçası katılarak olur mu ya öyle çıkan vakalar var yani. Bunlar yerinde tespit edilmiş şeyler. Dolayısıyla bunlar yani bir kere şunu söyleyelim. Domates çorbası salçayla yapılmaz. Bakın. Bloody Mary evet. ve domates çorbası domates suyuyla yapılır. Başka türlü de olmaz. Olmaz. Bunun da gelip hani şeysini de yapmayın burada. Çünkü çok ters olur yani. Çok tersi olur yani. Birinci standart. Domates çorbası domates suyuyla yapılır. Evet. İster marketten olun,
İsterseniz evde kendiniz sıkın. Sıkın, bir tülbentten geçirip. Tabii süzmeniz gerekiyor. Süzün. İnce tülbent, çok ince. Ama domates suyu. Domates suyunu ile açtıktan sonra unlu, evet, base sosumuzu bir miktar krema koyarak rengini hafifçe kırarız. Evet. Zaten domates suyu asla domates renginde, yani kırmızı değildir. O her zaman içine sanki beyaz katılmış, evet, kırmızı gibidir. Evet. Onu da daha da açarız. Doğru. Evet. Aynı. Domates çorbası yüksek standartlarını açıklıyorum. Un, zeytinyağı kavrulur. Temel sos elde edilir. Tereyağı da eklenir. Mümkündür. İkinci ve temel standardı bunun, yüksek standardı, domates çorbası, domates suyu. Üçüncü önemli nokta. Ya, üçüncü ve son önemli nokta. Domates çorbasına kaşar konmaz kardeşim. Evet. Hiçbir şekilde konmaz. Amele misiniz siz ya? Domates çorbasına kaşar koyma işkencesini çok iyi hatırlıyorum. 1980'li yılların sonlarında Bolu Dağı Varan tesislerinde Refik Usta icat, evet, etti. Doğru. Refik Kısacık. Evet. Sonra, bir ustaydı. Evet. Mülayim bir ustaydı, evet, ama bazı şeyler deneysele gelmez. Gelmez. Yok efendim, müşteri böyle seviyor. Evet. Servisini böyle yaparsak şöyle olur. Yok. Şimdi tabii şunu da anlamak lazım. Kısacık Recep Usta tabii Varan tesisleri lüks bir tesisti ve o yıllarda kaşar peyniri de lüks bir üründü. Yani dolayısıyla bir dokunuş yapmak istemiş, evet, olabilir ama yani, segmenti yükseltmeye yönelikti. Evet. Ama yani her gördüğü şeye taze kaşar rendeleye, ki taze kaşar dediğimiz şey de bugün yani kullanılmayan süt yağından yapılır. Evet, yani süt yağı bile değil. Yani neyse artık o yani. Hiç konuşmayalım. Evet. Yani domates çorbasına taze kaşarı koyup sonra da o kaşıkla onun o sonsuz uzaması, onu nasıl yiyeceksin? Boğulursunuz be. Evet, boğazına kaçar. Ayıptır be. Tabii, olmaz. Ne hale geldi bu ülke ya? Olmaz. Çok teşekkür ederiz sayın dinleyenler. Çok teşekkürler. Gerçekten.